Türkiye'nin en önemli maden zenginlikleri arasında yer alan bor, onlarca sektörde kullanılan çok işlevli bir maden olarak dikkat çekiyor. Borun yeni özellikleri de gün yüzüne çıkmaya başladı. Ayrıntılara haber muhabiri Atagündüz Kurşun'da. Can Okanar, Afyon Karahisar'dayız ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesindeyiz. Yıllardır yapılan araştırmaların sonucunda borla zenginleştirilen et ve et ürünlerinin raf ömrünün uzadığı belirlendi. Konunun ayrıntılarını kıymetli hocamızla birlikte konuşacağız. Doçent Doktor Mustafa Kabu bu işin mimarlarından. Hocam, nedir bu çalışmanın ayrıntıları? Evet, şöyle verelim: süt ve süt ürünleri, et ve et ürünlerin içerisinde bor mineralimizi kullandık. Biliyorsunuz bor minerali yönden zengin bir ülkede yaşıyoruz biz. Amacımız bor mineralinin kalsiyum ve karaciğer yağlanma üzerine olumlu etkilerini süt ve süt ürünleri, et ve et ürünlerine koyarak orayı zenginleştirmek. Bunu yaparken de bu ürünlerin raf ömrünün de uzadığını tespit ettik. Ama ana amacımız hem insan sağlığı için hem de hayvan sağlığı için bu ürünü nasıl değerlendirebiliriz minerali. Bor minerali ilgili çalışma aslında çok eski. Birinci Dünya Savaşı'ndan bu tarafa kadar kullanılan birçok yöntem gıdada ilgili var. Biz yaklaşık 7 yıldır bu süreci takip ediyoruz. Patentlerimizi aldık. Şu anda bakanlık nezdinde süt ve süt ürünleri anlamında başvurumuzu gerçekleştirdik. Biz de bakanlığımızdan hayırlı haberler bekliyoruz. Onlar inşallah müsaade ederler. İçerisinde Afyonkarahisar'ın o meşhur kaymağını görüyoruz. Yoğurt var, süt var, sucuk var, peynir var, değil mi? Evet, tabii Afyon konu bahsi olunca kaymakla sucuğu koymamak mümkün değildir. Biz bununla beraber hem bu konularda desteğimizi alarak asıl amacımız aslında şu anda bizim de planladığımız kanser çalışmalarına doğru ilerlemek. Çünkü kanser dünya için çok büyük bir veba. Çağımızın vebası. Biz önümüzdeki dönem bu tür ürünlerimizi, süt ve süt ürünlerimizi TÜBİTAK projesiyle şekillendirerek özellikle kolon kanserlerinde etkinliğini de araştırmaya devam edeceğiz. Ayrıca hayvan sağlığı açısından da borun önemini anlamak için çalışmalarımız devam ediyor. Hayvan sağlığında da bu ürünün etkin bir şekilde, mineralin etkin bir şekilde kullanabileceğine inanıyoruz. Bir de kişisel bakım ürünleri. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu söylemi bizi çok toparlayacak olursak hocam birkaç cümle. Biz borla ilgili çalışmalarımızı Afyon Kocatepe Üniversitesi'ne devam ediyoruz. Üniversitemizde işte rektörümüz, sayın dekanımız bizlere destek veriyorlar. Biz gelişmeler oldukça bunları seve seve paylaşacağız. Halkımız her türlü boru kullanmasın. Bunun için bir arge çalışması lazım. Bor minerali rastgele kullanılacak bir mineral değildir. Dikkatli olunsun. Kendilerine dikkat etsinler lütfen. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde bor madeniyle ilgili yapılan çalışmaların ayrıntılarını paylaştık. Sözü tekrar merkeze bırakıyoruz.